Bey'e gideceğiz. Yatırım uzmanı birim müdürü Mehmet Arın bizimle. Mehmet Bey, biz içeride olabildiğince yurt içi gündemi konuşurken tabii Fitch kararına bağladık. Sizin de beklentinizi alalım ama özellikle bugün için yatırımcıya dolar TL ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? İyimserlik orada çok kalıcı olmadı diyebilir miyiz? Yoksa tekrar acaba 2.93'ün altındaki seviyelerden haftayı kapatmayı başaracak mı kur? Günaydın. Erdoğan Bey'in ve Cüneyt Bey'in programını yakından izledim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Fitch'in bugün yapacağı açıklamalarda önceki dönemde yani bu 15-11 Temmuz sürecinin hem ekonomi birimleri tarafından hem de özellikle Sayın Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcıya bu konunun anlatılması ve içerideki gerçeklerin anlatılması konusundaki özverisinin özellikle bugün açıklanacak olan Fitch'in kredi notunda da bunu göreceğimizi ve görünümün ya da notun herhangi bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz. Tabii önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın alacağı kararlar var. Bunları da yakından takip edeceğiz. Yurt dışı piyasalardaki olumlu hava devam ettiği sürece hem S&P tarafında hem de içerideki endeks tarafındaki olumlu hava devam ettiği sürece TL'nin bir miktar daha bu seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Ama tabii düzeltme hareketinin devam etmesi ve ara ara bu düzeltme hareketinin toparlanma şeklinde yani yukarı yönlü hareketlerde de 2.96'ların 2.97-70'lerin görülmesini bekleyebiliriz. 92 seviyelerinin geri çekilmesiyle beraber de 2.93, 2.92-40 ve 2.91-10 önemli destek olarak karşımıza çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için ve katıldığınız için. Yatırım Kulübü'nden bu haftalık da bu kadar. Herkese şimdiden mutlu bir hafta sonu dileyelim. Yatırımlarınıza yön veren İş Yatırım